Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere patates kızartması nasıl yapılır onu göstereceğim. Patates kızartması tahmin ediyorum hepimizin çocukluğundan beri çok sevdiği yemeklerden bir tanesi. Aslında evde yapmak oldukça kolay ama mutlaka dikkat edilmesi gereken birkaç tane püf noktası var. Ben de bu videoda o püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Sonucunda dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık muhteşem patates kızartmalarımız olacak. Patates kızartması yapmadan önce patates alırken şöyle kızartmalık büyük boy bir patates almanızı tavsiye ederim. Büyük boy olması önemli, bu sayede daha uzun patatesler yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde patateslerinizi keserken hepsini aynı boy yapmanızı ve aynı eşit kalınlıkta yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde hepsi aynı şekilde pişecektir. Çok daha lezzetli olacaktır. Patatesimizi aldık, dilimledik. Ondan sonra doğradıktan sonra soğuk suda bekletiyoruz. Bu işlemi de minimum yarım saat yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde patatesler nişastasını bırakır ve çok daha çıtır olurlar. İsterseniz bu işlemi bir gece önceden de yapabilirsiniz. O zaman göreceksiniz ki ertesi gün sapsarı bir su karşınızda olacak. Bu demektir ki patatesler nişastalarını iyice bırakmış ve daha çıtır olacaklar. Ne kadar bekletmek istediğiniz size kalmış ama minimum yarım saat bekletin. Yine patates kızartması yapmak için ihtiyacımız olan bir diğer şey de sıvı yağ. Ben bugün ayçiçek yağı kullanıyorum. Onu da önümdeki tencereye koydum. Tencerenin yarısına kadar dolduruyorum. Böylece kızartma yaparken doğabilecek tehlikelerden mümkün olduğunca kendimi koruyorum. Yani yağımı tencerenin sonuna kadar doldurmuyorum. Şimdi ilk işlem olarak yağımın altını açıyorum. İyi bir patates kızartması için patatesleri iki kere kızartacağız. İlk önce daha düşük bir ısıda, kızgın ama daha az kızgın bir yağda kızartacağız. Bu şekilde patateslerin içi pişecek. Ondan sonra onları alacağız. Yağımızın altını iyice açacağız. İyice kızgın olacak. Sonra tekrar kızartacağız. O zaman da dışı çıtır çıtır güzelce renk almış olacaklar. Toplamda pişirme işlemi yaklaşık 7-8 dakika kadar sürecek. Yağ ısınacak, altını açtım. Ben de bu sırada patateslerimi süzeceğim. Süzdükten sonra da bir mutfak havlusuyla birlikte iyice kurulayacağım. Bu da çok önemli. Eğer patatesleriniz ıslak kalırsa su yağ değdiği anda sıçrayacaktır ve bir tehlikeyle karşılaşabiliriz. Ondan iyice kuruladığınıza dikkat edin. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben patateslerimi süzdüm, daha sonra onları iyice kuruladım. Bu sırada yağım da ısındı. Kızgın ama çok fazla kızgın değil. Şimdi artık patateslerimi birinci posta kızartma işlemine başlayabilirim. Yine kızartma yaparken tenceremi çok doldurmuyorum. Ben bundan dolayı iki postada yapacağım bütün her şeyi. Ki her şey güzelce kızarsın, pişmeye yeri olsun diye. Şimdi ilk önce patateslerin içi pişene kadar pişiriyoruz. Bu işlem yaklaşık 4-5 dakika kadar sürecektir. Ondan sonra onları kenara alacağız. Diğer postayı kızartacağız. Ondan sonra hepsini birden tekrar kızartacağız. Patateslerimin tamamının ön kızartmasını tamamladım. Piştiğini, bunun olduğunu nereden anlayabilirsiniz? Şöyle bir bıçak alın, kolayca geçiyorsa patatesiniz pişmiş demektir. İsterseniz tadı da bilirsiniz. Zaten pişmiş olduğu için yemekte bir problem yok. Şimdi onları ikinciye kızartıyorum. Bunu yapmadan önce yağımın altını iyice açtım. Artık iyice kızgın bir yağ var tenceremde. Patateslerimin de daha çıtır bir hale gelmesi için yapacağım bunu. Yine şöyle patateslerimi, bunu yaparken büyük bir kevgir kullanırsanız çok rahat edersiniz. Onu da bilgisini vereyim. Patateslerimin yine yarısını şöyle iyice kızmış yağımın içine alıyorum. Patateslerimin ikinci kızartma işlemi de tamam. Onları kızgın yağda güzelce kızarttım. Bu yaklaşık 3-4 dakika sürdü. Daha sonra üzerine kağıt havlu koyduğum bir tepsiye aldım yağını çekmeleri için. Alır almaz da hemen üzerine tuz döktüm ki sıcacık patatesler tuzun lezzetini iyice çeksinler diye. Şimdi onları bir servis tabağına aldım. Gerçekten harika gözüküyorlar. Çıtır çıtır gözüküyorlar. Hemen bir tanesini de tatmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Bana göre patatesin en iyi arkadaşı hardaldır. Ondan şöyle minik biraz da hardal aldım kendime. Şimdi şöyle batırıp hemen tadıyorum. Gerçekten süper. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Ben bayıldım. Umarım siz de evinize patates kızartması yaparsınız. Eğer yaparsanız fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşça kalın.